Seyyare bana sormadan, benden icazet almadan nasıl böyle bir şey yapar? Sinirlenme hele. Belki mecbur kaldı. Benim kardeşlerim hiçbir şey için mecbur kalamaz. Hem başlarında bir bela da varmış. Başlarında bir bela var ise def ederiz. Biz ne güne duruyoruz? Ne yapmayı düşünürsün? Evvel nikah bozacağız. Beni iyi dinleyin. Gidin. O keresteler, toplar nerede tutulurmuş? Kim saklarmış öğrenin. Kemankeş Paşa neyin peşinde? Bulun hemen. Anlaşıldı reis. Hazreti ne vakit görme bahtına nail olurum. Onu seni çağırdı vakti bilirsin. Askerler gitti. Allah imini daim, mülkünü payidar eylesin. Kemankeş Paşa seyyareye nikah kıyıyormuş. Merak etme. Bu nikah olmayacak. Olmayacaksa da Kemankeş beni sevmiyorsa, başkasıyla nikah kıyıyorsa ben daha ne diye bekleyeyim hala? Bir kadının gururu kaybettiğinde kırılır. Kemankeş Paşa siyasi bir çıkar için yapıyor bütün bunları. Doğru mu dersin? Ama ben de Ayas Paşa'nın kızıyım. Benle evlenmesinde daha büyük bir çıkar olmaz mı? O da Hayrettin'in kardeşi. Kendi yerinde gözü olan adamın kardeşi Seyyare. Kemankeş Paşa bütün her şeyi bunun için yapıyor. Seyyare'yi sevdiğinden değil. Sevmiyordur değil mi? Peki ya nikah? Nikah kıyılıyor şimdi. Sen oradan haber bekle. Aman olma bahtı ver bana. Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavli. Ulemanın da iştihatiyle, şahitlerin de şehadeti üzerine. Yakup Efendi'nin kızı Seyyare'yi 10.000 akçe mehir karşılığında zevceliğe kabul ettin mi?
Anlatacağım. Şüphesiz. Lakin evvel sana suallerim kılıcımdan daha keskindir, bilesin. Yahya. Yahya zindanda zehirlendi. Durumu çok kötü, acil yetişmeniz gerekir. Ya Cafer? O da. İkisi de şifahanede. Ne zindanı? Cafer kim? Bağışla, her şeyi açıklayacağım. Lakin şimdi vakit yok. Ama önce şifahaneye yetişmemiz lazım. Peki ya nikah? Nikah, izdivaç yok Kadı Efendi. Sen de çıkabilirsin. Birazdan askerlerle dolar. Bu taraftan çıkın.